Evet, dün bir olay yaşandı. Üzücü bir olay. Dün maçımız vardı. Maçın başından beri hem rakip takım hem hakem, yani internette sadece benim o pozisyonun videosu var ama maçın genelini izleyen olursa tabii ki yaptığım hareket doğru değil. Futbola yakışmayan, bana yakışmayan bir hareket ki ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım. Bu tür olaylarda gördüğüm zaman ben de doğru bulmuyorum. Yaptığım şey de kesinlikle doğru değil. İtiraz ettik bütün kulübe halinde, pozisyonun başında yardımcı hakeme. Herhangi bir küfür, herhangi bir taşkınlık yok. Videolarda bunlar da var. Daha sonra siz görürsünüz şeklinde bir hareket yaptı yardımcı hakem. Hakem sahanın diğer tarafındaydı. Tekrar bu tarafa geldiği zaman hakem, yardımcı hakemle görüştüler. Kulübeye baktı. Yani kim olduğu önemli değil. Gözüne kestirdiği herhangi birine vereceği belliydi. Yani ki ondan önce de yine kırmızı kart verdi bize. Gözüne kestirdi, kırmızı kart verdi ve normalde hiçbir hakemin yapmayacağı şekilde hem sahanın dışına çıktı hem benle burun buruna geldi. Ki normal şartlarda hakemler futbolcu yanına yaklaştırmaz hiçbir şekilde. Arasında mesafe olması gerekir. Burun buruna geldi ki biz maçta mağlup olmuşuz. Liderliği oynayan bir takımız. Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine geldi, kırmızı kart çıkarttı. Yani benimle çok yakın temas kurdu burun buruna. O ani bir refleks oldu orada. Yani tabii ki doğru değil. Bu kesinlikle bir kendimi şey yapma anlamında söylemiyorum. Kesinlikle doğru değil. Bana yakışmayan bir hareket. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma, yani beni böyle yetiştirmedi hiç kimse. Bu olay tamamen bir anlık refleks yani. Bundan sonrası için TFF'nin vereceği cezayı bekliyorum. Yani ne ceza vereceğini bekliyorum. Ben yaklaşık 10-15 yıldır futbol oynuyorum. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Yani beni tanıyan, bilen herkes şaşırıyor yani bu duruma. Nasıl oldu diye. Cezamın bittiği zaman, bitene kadar da futbola devam edeceğim. Bireysel olsun, özel hocayla olsun, antrenmanlarıma devam edeceğim. Doğru bir hareket değil. Özür diliyorum. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor'dan, Ünyespor taraftarından, Ünyespor yönetiminden, kulübümüzün adını, yönetimimizin adını, halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim. Samimiyetimle özür diliyorum. Yakışmadı yani. Bana da yakışmadı, kulübe hiç yakışmadı böyle bir haberle duyulmak. Türk halkından özür dilerim. Yani Türkiye'nin de isminin böyle bir şekilde duyulması hoş olmadı ulusal medyada. Umarım en kısa zamanda bu olayın bir anlık refleks olduğunu onlar da görecek yani.